Selamun aleyküm. Sevgili canım kardeşlerim. Geçen videomu pek beğenmediniz herhalde. Pek seyreden olmamış. Olsun, canınız sağ olsun. Yani ben videolar beğenilsin, abone kasayım falan öyle bir derdim yok. Paylaşıyoruz. Benim sıkıntılarım var ise paylaşayım sizlerle. Yani belki size de bir şey olur benim sıkıntılarımla ilgili paylaşımlarım. Çünkü ben çok arıyorum öyle şeyler. Yani benle aynı durumda olan bir kişi var mı? Birlikte paylaşalım. Bir ders çıkartayım kendime göre diye. O yüzden paylaşıyorum. Yoksa arkadaşlar, yani öyle takipçi olsun, sayı olsun, hiç seyretmeseniz de olur. Ben yine de koyuyorum bir şeyler. Hatta bunları koymaktan da biraz tereddüt ediyorum. Videoları koyduktan sonra aylardır ilk defa kuvvetli panik atak yaşadım. Dedim herhalde nazar değdi. Nazar değdirmeyin, maşallah deyin arkadaşlar. Şimdi bugün bir video çekeceğim. Normalde planımdaki video okuduğum kitaplar, bana yol gösteren kitaplar videosuydu. Ama son 1-2 gündür sıra dışı şeyler oluyor arkadaşlar. O yüzden video çektim. Çekiyorum daha doğrusu. Ne oldu derseniz, şöyle bir şey oldu. 2 gün veya 3 gün oldu tahmin ediyorum bugün. Hatta belki 4 gün oldu, yalan olmasın. Evet, bugün tam 4. gün. 4 gün önce bizim köyümüzdeki camide oturdum, Kur'an okuyordum falan. Yani böyle caminin akustik yapısı da çok güzel. Hani okuduğunuz zaman hoş geliyor kendi sesiniz falan. Birden böyle kulağımda bir patlama gibi bir şey oldu. Böyle pat pat. O anda bir derealizasyon yaşadım gibi oldu. Yani mini bir derealizasyon. Daha önce yaşayanlar varsa bilirler. Ama miniğini düşünün. Tabii ne oldu acaba dedim. Yani birden böyle sol kulağımda patırtı şeklinde. Ondan sonra bir şey, yabancılaşma hissi falan. Tabi hemen kendimi toplamaya çalıştım, sizlerle daha önce paylaştığım gibi. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Nerede olduğumu fark ettim. Bu sadece anksiyete falan gibi düşündüm. Sayfamı bitirdim ama tam da konsantre de olamadım işin açıkçası. Yani bir 5 dakika önceki konsantrasyonda kalmadı yani. Neyse, çıktım, eve gittim falan. Fakat şeyi fark ettim arkadaşlar. Kulağımda çınlama başladı. Sol kulağımda. Çınlıyor. Tinnitus diyorlar galiba buna. Çınlıyor. Dayanamıyorum yani. Gece de çınladı falan. Biraz da böyle sersemlik gibi bir şey baş gösterdi. Yani zaten biliyorsunuz anksiyetede bir dengesizlik hali vardır. O normaldir. Onu biliyorum. Bu biraz daha farklı yalnız. Onu söyleyeyim. Hani gerçek baş dönmesiyle anksiyetedeki dengesizlik hali arasında biraz fark var. Neyse, doktora gittik ertesi gün. Sağlık anksiyetem var biliyorsunuz. Büyük zorluklar içerisinde kulak burun boğazın önünde bekledim. Babama aldım, gittim sağ olsun. Geldi bende. Normalde kızıyor, gelmiyor pek, alışayım diye. Dedim baba, vallahi kendi başıma gidecek halim hiç yok. Mecbur geleceksin. Çünkü kulağım da çınlıyor yani, böyle değişik bir şey, his. Hatta doktorun kapısında beklerken bir ara dedim ki baba, ben vazgeçtim, geri gidelim. Çünkü anksiyetem artmaya başladı. Derin derin nefes alıyorum, nefesim yetmiyor vesaire falan. Hayır, bekleyeceksin falan dedi. Zorladı beni biraz. Neyse, doktor bey'e de söyledim. Ya dedim, hocam bende biraz sağlık anksiyetesi var içeri girince. Muayene etti. Yani görünürde bir şey gözükmüyor dedi. Bir işitme testi yapalım dedi. İşitme testine soktu beni. İşitme testi oldum. İşitme kaybı bulamadılar. Fakat yine de bir ilaç verdi. Vazoserk diye bir ilaç verdi. Bunu kullanacaksın bir ay dedi. Ondan sonra bakalım falan filan. Tamam dedim. Yani muhtemelen bu durumlarda biraz Meniere hastalığından şüpheleniyorlar. Kulak çınlaması, hafif dengesizlik hali, baş dönmesi hali. Kuvvetli de olabiliyormuş. Bir de işitme kaybı olursa. Bende işitme kaybı çıkmadı ama diğer ikisi hafif olduğundan Vazoserk verdi, gönderdi. Neyse, devam ediyordum hayatıma. Yine size anlattığım eksen üzerine. Ufak tefek anksiyetik ataklarımla beraber. Dün çiftliğe gittim, yine çalışıyordum arkadaşlar. Bu arada giderken bir anksiyete yoğunluğu var. Neden bilmiyorum yani. Her zamankinden daha fazla. Geçmiyor falan. Allah Allah, nedir falan filan derken arkadaşlar. Çalıştım. Yani hayvanlara yem dağıtıyorum. Yem dağıtmayı bitirdim. Eşleşmede tavşanlar vardı.
Onlara bakıyorum şöyle bir yandan da işlem tamamı vesaire diye. Şöyle yan bakıyorum biraz yani. Bakarken arkadaşlar müthiş bir dengesizlik hissettim. Önüme baktım ve dalgalanıyor her taraf. Yani ayakta durmama imkan yok. Önümde el arabası vardı. El arabasına tutuldum ve dizlerimin üzerine çöktüm yani. Gözlerimi kapattım. Hayatımda 44 yaşındayım. İlk defa böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Çok gerçekten korkutucuydu. Hani bazılarınız gruplarda falan da yazıyorlar. Baş dönmesi yaşıyorum. Ama dengesizlik hali gibi sanki diye. Ben de genelde diyorum yani anksiyeteden oluyor. Benim vardı çünkü. Yıllardır var. Artık ona kanıksamıştık bir yerde yani. Evet, anksiyetem arttığı zaman benim biraz dengem kaçıyor gibi hissediyordum ama bu çok farklı arkadaşlar. Yani gerçek baş dönmesi dediğiniz şey şeyden çok farklı. O anksiyeteden kaynaklı dengesizlik hissinden çok 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 farklı. Sonra ne oldu? Tabii bende müthiş bir panik başladı. Tansiyonum birden zıpladı. Arabada tansiyon aleti vardı. Arabaya kadar atabildim kendimi zar zor. Tansiyonumu ölçtüm. Biraz yüksekti. Ondan sonra biraz dinlendim arabada. Uzandım falan. Tabii hemen panik hisleriniz başlıyor. Bir yere sığınma ihtiyacı, yanınızda birisinin olma ihtiyacı. Yanında da kimse yok. Yapayalnızım Allah'ın dağında. Ne yapsam ben şimdi falan filan diye düşünüyorum. Korkuyorum da bir yandan. Yani evet, o anda o bir oldu geçti. Bir 5-10 saniye veya bir 20 saniye bilemiyorum süresini. Ama korkusu devam ediyor. Yani korkusu geçmiyor bir türlü. Ya ben ne yapayım, ne edeyim şimdi falan filan diye düşünürken dedim ki ya çünkü bakımı yapılması gereken şeyler var. Doğuma hazırlanan annelerimiz falan var tavşanların içerisinde. Onlarla uğraşmam lazım. Hadi dedim kalkayım, bir gayret daha onları yapayım ama yapıyorum ama anksiyetem çok yüksek. Yani bir an evvel orayı terk etmem gerektiği ne dair bir his var. İşte eve giderken bitirdim işimi. Eve giderken arabaya bindim, geliyorum. Yani bir yandan arabayı kullanıyorum, bir yandan sakin olmaya çalışıyorum ama bir yandan da kafamın içerisinde bu sağlık anksiyetesi öyle düşünceler getiriyor ki arkadaşlar, işte senin beyninde kesin bir şey var. Hemen bugün cumartesi bir nörolog bul, özel hastane ne bulursan bul, git bir MR çekilsin, beynine bakılsın gibi. Şansıma dün de psikoloğumla şeyim vardı, seansım vardı. Bayağıdır gitmiyordum, size söylemiştim. Yani bir kendimi dinlemek, bir denemek, bakalım kendi başıma neler yapabiliyorum diye. Yani dengem o kadar bozuk ki psikoloğumla da gitmek istemedim. Ona da annem zorladı, hayır gideceksin falan filan diye. İyi tamam gidelim, gittik. Tabii psikoloğumla konuşunca biraz deşarj oldum, rahatladım. Bir de şunu fark ettim arkadaşlar. Yani psikoloğum dedi ki, ne zaman başladı bu? Dedim ya camide Kur'an okuyordum hocam. Biraz da manasını tefekkür ediyordum dedim. Peki yani manasında sıkıntılı bir şey var mıydı dedi. Yani seni sıkıntıya sokan, üzen. Hayır dedim. Hani Zümer suresini okuyordum arkadaşlar. İşte cennetliklerinde ilal cenneti Zümer'a. Yani cennete gideceklerinden, Allah-u Teala'nın onlara mükafatları vereceğinden falan bahseder. Bir diğer yani normalde bende anksiyete doğuracak bir şey değil. Sadece şunu düşünüyordum belki. Allah'ım ne olur bizleri de cennetliklerden eyle, günahlarımızı bağışla vesaire falan. Yani dedim ki hocam böyle duygusal yoğunluk oluşturacak bir şey yoktu dedim. Tam bunlar üzerinde konuşurken, bakın normalde aklımda değil arkadaşlar, pat diye aklıma bir şey daha geldi. Seansın önemini anlatmak için size bunu söylüyorum. Psikoloğum dedi ki peki birkaç gün öncesinde bu konuyla ilgili bir şeyler döndü mü? Nasılsın abi, mis inşallah. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet. Kusura bakmayın. Dedim ki birkaç gün öncesinde bir şeyler oldu hocam. Ne oldu dedi. Dedim ki ya o camide ki hoca efendi, caminin imamı benim arkadaşım. Sohbet ediyorduk birkaç gün önce, bu olaydan birkaç gün önce. Ramazan-ı Şerif hakkında şey yaptık, konuştuk, istişare ettik. Bana ben şöyle dedim hocam dedim ya 3-4 senedir her Ramazan geldiğinde beni bir anksiyete tutuyor. Neden dedi? Dedim ki ya hocam sebep şu. Şimdi ben de birkaç senedir böyle hafif düzeyli bir şeker hastalığı var ya arkadaşlar. Her sene Ramazan girdiğinde ya bu sene oruç tutamazsam korkusu ve kaygısı başlıyor. Ve bu bende çok büyük bir
duygusal yoğunluk oluşturuyor. Hakikaten bazen Ramazan'dan önce ağlayasım bile geliyor yani. Ya bu sene oruç tutamazsam vesaire gibi. Arkadaşım olan caminin hocası dedi ki ya neticede hastalık da Allah'tan gelen bir şey dedi. Yani tabii doğru yani şer'i hükmü odur. Tutamazsan da tutamazsın dedi yani bu kadar da şey yapma falan kendini hani üzme gibilerden. Hocam dedim bu olabilir mi acaba ki psikoloğuma bunu anlatırken yine gözlerim doldu arkadaşlar. Yani ağlamamak için kendimi zor tuttum. Keşke ağlasaydım daha iyi bir deşarj olurdu. Evet olabilir dedi yani sen şimdi zahiren bilinç düzeyinde belki bir bağlantı kurmadın ama bilinçaltı düzeyinde bununla ilgili bilinçaltı bir bağlantı kurmuş. İşte ben oruç tutamazsam bak şu anda okuduğum cennete gidecek zümreden olamayabilirim gibi bir bağlantı kurmuş olabilir dedi. Çok ilginç geldi bana. Peki ne yapacağız hocam dedim. Dedi ki yani kendini bu iki gün daha önceki senelerde de böyle düşündüğünü ama Allah'a çok şükür Ramazan-ı Şerif'te bir problem yaşamadan oruçlarını tuttuğunu, yine de tutamazsan bunun da Allah'tan gelen bir şey olduğunu, Allah'ın bunu cezalandırmayacağını beynine öğretmen gerekir dedi. Yani bunu yazarak olabilir, yaz, oku, içselleştir, bununla ilgili Kur'an'daki ayetlere bakabilirsin dedi. İşte o ayet var ya meşhur, aranızdan her kim yolcu ya da hasta olursa tutamadığı günler müddetince başka zamanlarda tutar vesaire gibi. Bu şeyi içselleştir dedi yani beynin bundan korkuyor olabilir dedi yani bunun gerçekleşmesinden doğru. Olabilir mi olabilir bence kuvvetle de muhtemel. Çünkü o anda çok mutluydum yani o Kur'an-ı Kerim okudum o kulağımın ilk patırdadığı anda. Çok huzurluydum ben sıcak havaları seviyorum hava da çok sıcaktı böyle. Güneşliydi falan çok huzur verici bir hava ve huzur verici bir ortamdı. Yani öyle bir şeyin olmasını beklemiyordum işin açıkçası. Böyle arkadaşlar bunu size paylaşmak istedim değişik bir deneyim olduğu için. Belki sizlerde de esasında korkulacak bir şey olarak değerlendirmediğiniz şeylerin altında beyniniz başka bir şeyi korkulacak olarak değerlendirip irtibat kurup sizi kaygılandırıyor olabilir. Bunu bir gözden geçirin diyorum. Onu paylaşmak istedim. Videoları beğenip beğenmemekte serbestsiniz. İzleyip izlemekte de serbestsiniz. Tabii ki arkadaşlar yani işte faydası olursa seyredin, faydası olmasa seyretmeyin. Dediğim gibi bu video yerine ben kitap tanıtım videosu çekecektim ama böyle bir durum olduğu için bunu paylaşayım sizden dedim. Belki size de bir faydası olur diye. Arkadaşlar Ramazan şerifinizi şimdiden tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Dualarınızı bekliyorum. Dua ediyorum inşallah. Allah'a emanet.